uzun bir süredir Türk Tabipler Birliği hedef haline getirmişler. Niçin Türk Tabipler Birliği hedef halinde? Türk Tabipler Birliği öteden beri önlemek, korumak üzerine kurulmuş bir kurum. Türk Tabipler Birliği yasayla, kamu yararına çalışan bir kurum. Ve Tabipler Birliği peki yeni mi yargılanıyor? Hayır. 12 Eylül'de idama hayır dedikleri için, idam anında yer almak istemedikleri için Nusret Fişek döneminde yargılanmış, beraat etmiş. Türk Tabipler Birliği adli tıp raporlarındaki kötü uygulamalara karşı çıktığı için defalarca tabip odaları düzeyinde çeşitli mahkemelerle karşılaşmış, yargılanmış, beraat etmiş. Türk Tabipler Birliği Füsun Sayek döneminde açlık grevleriyle ilgili, ölüm oruçlarıyla ilgili aldığı tutum nedeniyle yargılanmış, beraat etmiş. Tekrar Türk Tabipler Birliği savaş halk sağlığı sorunu demiş, yargılanmış, beraat etmiş. Neden? Çünkü hekimlik sadece reçete yazmak değildir. Hekimlik önlemek ve korumak üzerine kurulu. Hekimlik sorumluluk getiren evrensel bir meslektir. Hekimliğin milli kavramı olmaz. Kişilerin olabilir, mesleğin olmaz. Ve hekimlik etik kurallarla beraber çalışmak zorundasınız. Ettiğiniz yeminden dolayı dil, din, cinsiyet hiçbirini gözetmeden herkese eşit davranmak zorundasınız. Ve burada sağlığın olmazsa olmazları nelerdir? Barış ortamıdır. Sağlığın olmazsa olmazları nedir? Barınmadır, beslenmedir, içme suyudur, atıkların toplanmasıdır, huzur ortamıdır. Bir hekim insanların yoksulluğundan söz edecekse, bir hekim insanların huzursuz olduğundan söz edecekse bu temel görevidir. Bunlara seyirci kalmaması lazım. Gerek hekim ve sağlık çalışanları şiddete maruz kalıyorsa, hatta cinayete maruz kalıyorsa her gün bunun sorumlusu iktidarın kendisidir. Bunu dile getirmek zorundadır. Ve bu süreçler dile getirilirken hedefe dönüştürülüyor. Son dönemde sağlıktaki hikaye bitti, bir çöküşe dönüştü. Bu baskı ortamında nedir? Özellikle zayıflatmak istiyorlar algı operasyonunda. Şebnem Korur, Fincancı sadece Türkiye'de değil, dünya çapında tanınan işkenceyle mücadele, işkencenin belgelenmesi konusunda İstanbul Protokolü'nü hazırlayan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanlığı'nı yapmış birisi. Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanlığı'nı yapmış birisi. İstanbul'da Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nda yöneticilik yapmış birisi, başkanlığını yapmış birisi. Adli Tıp Kurumu'nun 1. İhtisas Dairesi Başkanlığı'nı yapmış birisi. Uluslararası birçok kurumda yer almış, görev almış, çalışmış birisi. Şebnem Korur Fincancı, Bahreyn'de bir işkenceyle öldürülmüş birisi, boğulmuş diye tanıtıldığında gidip onun otopsisini orada zor koşullarda yapıp ispatlayan birisi. Birleşmiş Milletler adına Bosna'ya gidip toplu mezarları da ortaya çıkartıp otopsi yapan birisi, bir heyete yer almış birisi. Ve burada Şebnem Korur Fincancı aslında var olan bir iddia üzerine yorum yapmakta. Kimin yaptığı, nasıl yaptığından öte bir yorum yapmakta. Burada yapılması gereken hekimlik mesleği, hekimliğin dikkate alınması. Ve baktığımızda Türkiye'de bilim insanlarına yönelik, kurumlara yönelik, meslek örgütlerine yönelik susun, sindirilmiş bir şekilde durun, paylaşma ve dayanışmayı zayıflatmak istiyorlar. Bu hem ifade özgürlüğüne bir darbedir. Bu özellikle en son çıkan dezenformasyon yasası diye geçiyor ama sansür yasası diye bilinen yasanın etkisi. Hem de AKP bu süreci yönetemedikçe, kriz derinleştikçe saldırganlaşmaya daha da fazla başladığını, insanları saldırarak faşizmle susturmaya çalıştığının göstergesi. Ancak buna karşı susmayıp, mücadele edip biz sesimizi daha da çıkaracağız. Şebnem Hoca özgür kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hoca alanında hakikaten çok iyi bir hekim. Yani dünyaca tanınan ve kabul görmüş bir hekim. Ve buna yönelik zaten bir soru soruluyor. Şebnem Hoca da hani bu konuda söylüyor bilimsel bilgisini. Uzatılan mikrofon ve hani kameraya bakmadan açıklamalarını, bilimsel bilgiyi, gerçekleri hani ifade edeceğini söylüyor ki alacaklarını biliyorlar. Çünkü Şebnem Hoca haklı. Şebnem Hoca doğruları söyledi. Bu nedenle yargılanamaz. Er geç gerçekler ortaya çıkar. O nedenle Şebnem Hoca'nın biz her daim yanındayız. Özgür kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Tutuklu olması, onun tutsak olması bizim ya da insan hakları savunucularının susacağı anlamına gelmiyor.
Şimdi Şebnem hocamız katıldığı bir haber programında bir hekim olarak, bir bilim insanı olarak, bir insan hakları aktivisti olarak bazı bilimsel açıklamalarda bulundu ve bu açıklamaları hemen ertesinde bazı çevreler tarafından, iktidar tarafından hedef gösterildi. Ve sonrasında Şebnem hocamız hakkında bir linç başlamış oldu. Şebnem hocamız yurt dışından geldi, ifade verebileceğini ifade etti, savcılık da bunu kabul etti, tekrar iletişime geçeceğini söyledi. Ancak sabah operasyonuyla evinden gözaltına alındı ve evindeki gözaltı görüntüleri de yine hukuksuzca da avukatları görmeden TRT yoluyla basına servis edilmiş oldu. Biz Şebnem Hoca'yı da dayanışma gösteren onun yoldaşları arkadaşlarından ziyade aynı zamanda onun öğrencileriyiz. Biz insan haklarını, hekimliği, iyi hekimliği Şebnem Hoca'mızdan öğrendik ve hem onun mücadelesini sürdürmenin hem de onun sözlerine sahip çıkıp bunun peşine düşmenin, arkasına düşmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şebnem Hoca'nın bıraktığı yerden onu alana kadar onun yerine biz öğrencileri olarak TTB'de mücadele edeceğiz.